Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ceylan Köseoğlu ile Ekonomi Rüzgarı başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanı 2023 yılı müsait ekonomik değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Şimşek, 2024 yılına ilişkin büyümenin zayıf seyredeceğini ve enflasyondaki düşüşün devam edeceğini aktardı. Bunun yanında Türkiye'nin kredi notunda da artış bekliyoruz. Cari açığı iç talebi yumuşatarak azaltacağız dedi. Memurlara yapılan zammın ardından kıdem tazminatındaki tavan fiyatı da değişti. Geçen yıl 23.489 lira olan kıdem tazminatı tavanı 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde 35.057 lira olarak uygulanacak. Brüt ücreti 35.057 liranın üzerinde olan ve kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek. Türk otomotiv endüstrisi bir önceki yıla göre en yüksek ihracat rekorunu gerçekleştirdi. 2022'ye kıyasla %13 artışla 35 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi. Otomotiv sektöründe en büyük pazar olan Almanya'ya 2023 yılında 4 milyar 854 milyonluk ürün gönderimi yapıldı. Geçen yılı ülke ihracatının da lideri olarak tamamlayan sektörün payı ise %15,8 oldu. TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyon rakamlarından sonra milyonlarca emeklinin beklentisi arttı. Emekliyi sevindiren ek zam oranı artık netleşti. Emeklilere 2024 yılı zam oranı 37,56 olarak belirlendi. Ekonomist Nedim Türkmen, en düşük emekli maaşının 12.500 liraya çıkarılacağını düşünüyorum. Bu temel aylık ücreti olacak ama bazıları 13 ila 14 bin lira alacak dedi. Rekabet Kurulu bazı gıda şirketleri hakkında soruşturma yürütmeye başlamıştı. Bu soruşturmalar artık tamamlandı. Nestle Türkiye ve Eti Gıda'nın da aralarında bulunduğu şirketlere toplam 355 milyon lira idari para cezası verildi. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.